Kütahya Belediyesi Mikrofinans Şubesi'ne hizmet açtı. Yeni ofiste dar gelirli kadınlar için küçük ölçekli krediler verilecek. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Kütahya Belediyesi dar gelirli kadınların ekonomik hayatta yer alabilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Kütahya Belediyesi ülke genelinde projeyi hayata geçiren 64. il olurken 94. şubeyi hizmete açtı. Programın açılış konuşmasını Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül yaptı. Akgül bugüne kadar verilen kredilerden bahsetti. Bugüne kadar Türkiye'de 200 binden fazla dar gelirli kadına 1 milyar 250 milyon lira kredi verdik. Elimizdeki portföyün toplamı şu anda 87 milyon lira civarında. Bunun 25 milyonu İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6 ve 64. maddesine göre valiliklerde, yani il özel idarelerinden, bir kısmı da belediyelerden aktarılan fonlardır. Diğer geri kalan ise bağışlarla topladığımız fonlar. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kadınlara can suyu amacıyla ofisin açıldığını söyledi. Birçok dar gelirli ailemizde gerçekten ben de bir iş yapmak istiyorum kadının diyen kadınımıza can suyu diyeceğimiz bir kredinin verilmesi amacıyla bu şube şehrimizde açıldı. Keşke 64. şube değil de 4. şubede olabilseymişiz. Tabii ülkemizde bizden önce 63 ilde 93 şube açılmış. Şu anda Kütahya'da 64. il olarak 94. şube hizmet açılıyor. Mikro kredi uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaştığına vurgu yapan Kütahya Valisi Ali Çelik, kadınların ekonomik hayata katılımının artması için çalışıldığını aktardı. Dezavantajlı kitle olarak tanımlanan özellikle kadınların üretim hayatına, çalışma hayatına aktif katılımlarını sağlamak için bir mücadele içindeyiz hepimiz. İş gücüne katılım oranını yükseltmeye çalışıyoruz. Bunun bir tarafında emek olarak, bir tarafında esnaflık vesaire gibi ticari faaliyetler olarak değerlendirilebilir. Bu her iki yönünü de destekleyecek bir çalışma. Umarım verilen krediler ve çalışmalar Kütahya'mızdaki başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların hayatlarına dokunuş sağlar ve onların geleceği inşaatları konusunda ciddi katkılar sunar. Kütahya Mikrofinans Şubesi yapılan konuşmalar sonrası kurdele kesimiyle hizmete girdi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun.